Efendim merhabalar nasılsınız umarım keyifler yerindedir bu hafta biraz rutinin dışına çıkacağız çünkü çok istek oldu instagramda da bir şey mini anket yaptık ağır derecede evet çıktı bir piyasa analizi yapacağız bu hafta şöyle bir piyasalara bir bakacağız ne olduğuna e, canlı yayınlarda yapmaya çalışıyordum ben böyle şeyi ama geçen canlı yayınımızda biliyorsunuz beceremedik bir şekilde bağlanmadı internet vesaire ee, o yüzden şöyle bir toparlama videosu yapacağım. Çok kısa piyasaların üzerinden geçeceğiz. Ee, şu an bir konjonktürde çünkü piyasalarda bayağı bir böyle bir karmaşa ve belirsizlik var. O yüzden böyle bir dönemde birazcık bir analiz yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. En azından insanların kafasını biraz rahatlatmak için. Buyursunlar geçelim grafiklere efendim. Şimdi önce endeks tarafıyla başlayalım, S&P tarafıyla. S&P tarafında e, rallinin devam ettiğini gördünüz. Paket hareketleri, paket beklentileri vardı piyasalarda. Paket beklentileri de piyasaları ciddi derecede yukarı taşıdı. E, bana göre hala borsalar şişik dediğim gibi. E, çünkü pandemiyi görmezden geliyorlar. Özellikle Amerika tarafında milyonlu geçen e, vaka sayıları bile piyasaları etkilemiyor. Onlar bir de bana göre dediğim gibi şişirme ve halkın böyle paniğini alma aşı haberleri çok gelmeye başladı. Yani aşının kendisinden çok şöyle olacak, böyle olacak, şu kadar zamanda işi çözecek gibi bana biraz panik alma e, haberleri gibi geliyor bu aşı haberleri. Yani biraz işi hafife alıyorlar ve çok çabuk çözülecekmiş gibi geliyorlar. E, tabii devlet bazında böyle şeylerin yapılması normal. Dünyalarda, dünyanın genelinden bahsediyorum. E, böyle bir hava yaratılması çok normal. İnsanları panik ortamından uzaklaştırmak için ama böyle bir panik ortamından uzaklaştırma operasyonu da vakaların giderek her gün daha da fazla artmasına sebep oluyor biliyorsunuz e, her yerde rekorlar kırılıyor İtalya'da binlere yaklaştı günlük ölüm sayıları neredeyse o yüzden işin iyice aslında sıkıntılı olduğunu ama borsaların da bunları çok iplemediğini söyleyebilirim açıkçası e, tamam Amerika tarafında biz pozisyon tutmaya devam ediyoruz çünkü trend dönene kadar bizim ne gördüğümüze göre işlem yapıyoruz biliyorsunuz ne düşündüğümüze göre değil e, o yüzden o tarafta trend dönene kadar e, pozisyon tutulmasında e, fayda var açık pozisyonu olan arkadaşlarınız için söylüyorum. E, bugünkü yani daha doğrusu dünkü hareket, dünkü kapanış e, bir dönüş formasyonunun başlangıcı olabilir mi? Olabilir. Ama bu bir trend döndüren hareket değil. Ufak çok ufak bir e, düzeltme arkadaşlar. Düzeltme bile değil yani. E, normal eksi bir hareket ama momentum'un gittikçe zayıfladığını görüyorsunuz e, Amerikan tarafında. O yüzden bana göre şahsi fikrim her an bu e, dönüş başlayabilir. O yüzden portföylerinizde e, borsalar ve hisse senedi tarafını olabildiği kadar az tutmanızı e, ve sıkı takip etmenizi öneririm. Çünkü önümüzdeki dönem ben borsalarda ciddi hareketler açıkçası beklemiyorum. E, ters yöne ciddi hareketler bekliyorum hatta. E, o yüzden port boyunlarınızda e, minimal tutmanızda fayda var. E, hem Amerika tarafı için hem Nasdaq tarafı için yani genel olarak Amerika için konuşuyorum. Nasdaq içinde de Dow Jones için E tabi Dow tarafı Nasdaq'a göre biraz daha avantajlı çünkü teknoloji hisseleri bu ara sevilmiyor biliyorsunuz. Pandemi döneminde teknoloji hisselerinin çok ciddi primlerine şahit olduk. Çünkü insanlar evlere kapandı ve o sıralarda da tabii teknoloji ürünleri online sipariş Amazon gibi firmalardan veya Netflix inanılmaz karlar yazmıştı biliyorsunuz. Öyle dönemlerde online şirketlerin ve elektronik şirketlerin kar yazmaları normaldi. Bilançolarda çok iyi geldiği için Nasdaq yeni rekorlara koştu. Ama tabii Dov tarafı, e, endüstri tarafı olduğu için e, o tarafta sıkıntı çok büyüktü. Bana göre de çok yüksek. Hala yüksek bile yani. E, çünkü gerçekten çok ciddi zarar yazan şirketler oldu. E, yani böyle tarihi zirveleri falan filan hak edecek hiçbir durum yok. E, i̇şler zayıf e, şeyde de biliyorsunuz Kara Cuma yaşandı geçen Amerika'da. Satışlar çok çok düşük kaldı. E, insanlarda para yok. E, üretim yok. O yüzden bana göre borsalarda çok ciddi dediğim gibi şişme var. E, ama teknoloji tarafında kalmaktansa Endüstri tarafında kalmak e, daha iyi eğer bir pozisyon taşımak icap ediyorsa e, o tarafta hani paketler falan filan açıklandığında işte endekslerde bir halli başlar diyorsanız e, teknoloji tarafında kalacağınıza e, Dow Jones tarafında kalmanız daha avantajlı olacaktır sizin için efendim. Şimdi Bist'e de gelelim. Bizde Bist'in hareketleri e, çok sert görüyorsunuz ortalamalardan bayağı uzak seyrediyor ve çok şiddetli bir trend alıyor. Şu düzeltme hareketi benim zaten devamlı söylediğim ve beklediğim bir hareketti ama şunun ben en az 2-3 gün daha gitmesini bekliyordum yani bu düzeltme değil çünkü bu düzeltmeyi yap, yapıp bir borsa açılışını yaptıktan sonra en dipten kapanış yapması ki çok kötü bir sinyaldir yani en dipten kapanış yapması ertesi günde öncekinin açılış yaptığı günün bile üzerine çıkması tamamen spek bir ortamdır yani. Onu size çok net söyleyebilirim. Böyle bir hareket bakın grafiklere göremezsiniz yani. Ama bizde bu çok olur. Bakın şurada da aynısı oldu. Yani a borsa dönüyor gidiyor biz alım yapalım buralardan. A dönüyor gidiyor buralardan çakılacak herhalde biz alım yapalım buralardan hareketi bu. Yani net söyleyeyim. Ee, o yüzden e, biz tarafında da pozisyonlarınızı çok yakından takip etmeniz gerekiyor. Ee, biz bu taraflardan çıkışlarımızı yaptık. Ee, ama e, buradan itibaren giriş yapmak istiyorsanız şu 1850 sevi şey 1350 seviyesinin 10 1350 seviyesinin e, üzerinde kalması, bugün itibariyle böyle güzel bir üzerinde kapanması eee BIST'i daha da hızlandırabilir. Eğer inanıyorsanız BIST'in gideceğine e, ve giriş yapmak istiyorsanız ama dediğim gibi stoplarınızı çok yakın tutun. Evet görüntüsü pozitif mi? Pozitif. Ama bana göre şişik dediğim gibi. E, işlem yapmak için de e, şu 1350 seviyelerinin üzerinde yani bugünkü kapanışını şöyle 1360, 1370, hatta 1350'nin bile üzerinde yapsa o bile pozitif bir hareket BIST için diyebilirim. Ama dünyada satışlar başladığında bisti nasıl etkiler veya BIST'in kendisi bile bu kadar riskli bir ortam varken önümüzdeki dönem biliyorsunuz buradan da hemen dolara bağlayayım. Önümüzdeki dönem hatta bugün yarın biliyorsunuz Avrupa Parlamentosunun yaptırımları söz konusu olabilir. Tamam piyasa hiçbir şey beklemiyor buradan bir şey çıkmaz diye bekliyor. ...onu fiyatlıyor şu an. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor piyasa ama... ...yani bu da bir potansiyel sıkıntı. Çünkü... E, patronda söylediğimi burada da söyleyeyim... E, ...Avrupa için... ...kağıt üzerinde Avrupa'nın yapacağı yaptırımlar... ...bizim için daha büyük sıkıntı olabilir. Çünkü biz e, ihracatımızın çoğunu... ...Avrupa ülkelerine yapıyoruz biliyorsunuz. O yüzden kağıt üzerinde daha büyük bir sıkıntı... ...ama... Asıl daha büyük sıkıntıyı yaratacak olan şey... ...Katsa ve Amerika'nın yaptırımları. Çünkü biliyorsunuz Amerika bel altı vuruyor arkadaşlar. Ee, Raip krizini hatırlayın. Ee, birkaç tane fonun bir gecede yaptığı müdahaleyle... ...7-20'lere kadar çıkmıştı dolar. Ve biz hala o şokları atlatamadık yani. Ee, dolayısıyla sorsanız şimdi siz mi yaptınız diyor. Yo bizle alakası yok deyip geçebilirler. Ama el altından bir iki tane fonla size operasyon yapabiliyor. Amerika bel altı oynadığı için... Katsa yaptırımlarının en basitlerini seçseler bile o yaptırım moduna girdikten sonra e, size çeşitli yönlerden saldırmaya çalışıyorlar. Ve adamların en büyük silahı olan finans ve para e, ve bunu da kullanmaktan hiç çekinmiyorlar. Özellikle bizim gibi kırılgan ülkeler için e, bu silah çok büyük bir sıkıntı arkadaşlar. Yani Avrupa'nın yapacağı yaptırım kağıt üzerinde daha fazla olsa da dediğim gibi e, Katsa ki kesinleşti artık yani Trump yine veto etse bile Biden'ın önüne geldiğinde mecburen onaylayacak. O yüzden dolar tarafında kalmakta fayda var ama ciddi derecede yeni yönetim ciddi derecede doların tutulmasından yana ve devamlı buna göre hamleler yapıyor. Siz de farkındasınızdır. Dolardaki tekrar bu sıkışma hareketleri tekrar başladı. Hatırlarsanız 45 gün civarında böyle dojiler seyretmiştik hatta grafiği göremiyorduk yani. Tekrar bir sıkıştırma hareketleri başladı ama önümüzdeki dönem riskler çok büyük. Ve faiz videosunda söylediklerimin de hepsi oldu. Direkt görmüşsünüzdür yani. Tekrar halkın, yerel halkın döviz rekorları kıracağını söylemiştik ki kırdılar. Tekrar faiz arttırsın diye tekrar Merkez Bankası'nın üzerine baskılar yapılacağını söylemiştik ki yapıyorlar. Görüyorsunuz. Hatta bazıları kaç puan yapacak, hani yapacak da kaç puan yapacağı artık tartışmaya başladılar. Çünkü bu adamlar doymaz faize ve bunu yapmaya devam edecekler arkadaşlar yani. E doların da zaten daha aşağı çekilemeyeceğini e, söylemiştik. Biz de hatta pozisyonlarımızı buralardan eklemiştik. Söyledim şeyde de e, yayında da e, o yüzden e, bu kadar riskli bir ortam, bu kadar kırılgan bir ortam ve e, Merkez Bankası'nın rezervleri vesaire onları herkesten dinliyorsunuz zaten. E, o yüzden bu kadar kırılgan bir ortamda e, dolar bazlı pozisyonlardan çıkış çıkış yapılması açıkçası çok e, manalı değil efendim. Aynı şekilde de dediğim gibi BIST'in aşırı derecede şişik olması ...ve spekülatif bir ortamda olması riskleri arttırarak devam ediyor. O konularda çok dikkatli olmanızı öneririm. Yani dolar tarafında tabii ki pozisyon tutulmalı ve yukarı doğru tutulabilir. Tabii risk algınıza bağlı, ne kadar risk almak istediğinizle alakalı. Önümüzdeki dönem yukarı hareketlerin devam etmesi... ...aşağı hareketlerin devam etmesinden çok daha yüksek bir olasılık diyebiliriz... ...en azından biz riskle hareket ettiğimiz için. ONS tarafında asıl haberler arkadaşlar... Biz şuralardayken herhalde canlı yayın yapmıştık ve buraların sadece bir mal toplama yeri olduğunu, buralardan yukarıya doğru hareketler yapacağını düşünüyorduk. Ee, ve dediğimizde nispeten oldu. Hatta geçen gün gayet sevinçliydim yani kendi açımdan da söyleyeyim. Çünkü 1880 seviyelerine kadar attıktan sonra e, şu hareketin şu hareketten sonra şunu ve daha sonrasında da şöyle bir hareket beklediğimi söylemiştim e, Patreon'da. Evet şuraya kadar geldi. Ondan sonrası ama ne oluyor ya bağladı. Çünkü çok ciddi. Dün çok ciddi bir hareket yaptı. Şunu bekliyor muydun? Kesinlikle beklemiyordum yani. Onu söyleyeyim. Şu dünkü hareketin bu kadar sert gelmesini gerçekten beklemiyordum. Altın tarafında şu hareketi hiç beğenmedim. Ve çok ciddi bana göre risk taşıyan bir hareket. Bundan sonrası yakından takip edilmeli. Altının bütün momentumunu bozabilir. Bakın o derece ciddi bir hareket bana göre. Sıkışma halinde. Altın pozisyonlarını belki e, yarıya düşürmeyi bile düşünebilirsiniz. Çünkü tekrar kendisini 200'lerin altına e, 200'lerin 200'lük ortalamanın civarlarına atarsa ve buraları test etmeye başlarsa buradan daha aşağı kırma ihtimali bile var arkadaşlar. Evet e, paket beklentileri e, ONS için pozitif. Neden? Çünkü paket fiyat açıklandıktan sonra yani piyasaya para basılmaya başladıktan sonra veya varlık alımları geldikten sonra dolar endeksinde aşağı hareketlerin devamı söz konusu olacaktır ve bu da onsu destekleyecektir. Ama dolar endeksine bakacak olursanız e, paketin de iyicene artık e, sallanması çünkü bildiğiniz dedikodu ortamı dönüyor şu an Amerika'da. O paket gelmez, o paket çıkmaz falan gibisinden konuşuyor insanlar. E, dolar endeksinin de böyle bir taban formasyonu gibi artık bir formasyon yaptığını görüyorsunuz. Şurada Bildiğiniz bir taban yaptı yani e, iyice kendisini artık şu seviyelerin 91'lerin de üzerine atarsa e, artık iyi dönüş başladı bile diyebiliriz yani e, o tarafta o yüzden bu da ons için hiç pozitif bir hareket değil e, yani piyasanın genelinin aksine e, ons'ta bir süre biz düzeltme bekleyebiliriz diye düşünüyorum açıkçası buralarda en kötü ihtimal bir yatay seyir e, veya 200 200'lük ortalamaların tekrar test edilmesi e, gündeme gelebilir. O yüzden o tarafta e, ons bazında en azından dikkatli olmanızda fayda var. Ama biliyorsunuz e, Türkiye'de direkt ons işlemi yapılmıyor. Gram altında yapılıyor. O yüzden doların dengelemesini umabilirsiniz. E, o tarafta kendinizi e, sağlama alabilirsiniz. Yani şu an itibariyle örneğin e, dolar 0.44 yukarıdayken e, altın 0.16 aşağıdaysa siz totalde gram olarak 0.30 yukarıda olursunuz. Yani öyle hesaplayın. E, o yüzden dolar tarafı en azından dengeleyebilir pozisyon tutmak için Gümüşe gelecek olursak Gümüş yatay seyrine devam ediyor yatay bir bant yaptı e, kendisini altından çok daha iyi e, yere konumlandırdı açıkçası ve yatay bandında da seyretmeye devam ediyor O yüzden e, gümüş pozisyonu alanlar biz almıştık e, şuralardan Gümüş pozisyonu alanlar e, beklemeye devam edebilir e, yeni eklemeler içinde 26 seviyesinin en kötü ihtimalle 25 seviyesini şöyle güzel bir kırılıp onun belalısı 26 biliyorsunuz. 25 seviyesinin kırılması halinde pozisyonlarınızı ekleme yapabilirsiniz. E, gümüş tarafında e, efendim. Petrole gelecek olursak, petrolde biz dediğim gibi büyük bir trade yakalamıştık ama e, dolar e, baskısı yüzünden sadece %4-5 bir kazancımız olabildi o taraftan. Yani şu %20'lik trade'i yakalasak da %16'lık trade'i yakalasak da çok bir şey alamadık. Bu taraftan sonrası petrol için çok riskli. E, şu seviyelerden bahsetmiştim canlı yayında 49 seviyeleri. E, buralar aslında sağlam bir e, direnç değil ama burayı bile kıramadı. E, ta Nisan'da söylediğim seviye zaten 53'tü. E, oraları görebilir mi? Zor şu anki konjonktürde. E, çünkü petrol kullanımı çok çok az. Bütün dünyada hem endüstri tarafında az hem de e, otomobil kullanımı yani e, mazot ve benzin açısından çok çok az. Biliyorsunuz raporlar yayınlandı. E, tarihin en düşük... Otomobil kullanımı seviyelerine geldik. İnsanlar sokağa çıkmıyor, çıkamıyor çünkü. Ee, yani o tarafta e, talepten çok e, arz tarafındaki sıkıntılar petrol tarafının e, fiyatlarını belirleyecek gibi duruyor. O yüzden e, bu tarafta pozisyon alınması için bence geç kalındı. Eğer almadıysanız şuralardan şu trade'i yakalayamadıysanız e, geçmiş olsun. Bu taraftan hiç bulaşmayın derim. E, çünkü önümüzdeki dönem bu kendisini tekrar aşağı salabilir. Yeni giriş içinde 43 seviyeleri, şu hem ortalamaların kesişmesi hem de şurada bir direnci var. Daha doğrusu destek oldu işte, desteği var artık. O yüzden 43-44 seviyelerine geri çekilirse o anki konjonktüre bağlı olarak belki giriş yapılabilir o tarafta da. Platinyuma da değineyim. Platinyum birkaç hafta evvel bizim şeylerde konuştuğumuz bir enstrümandı. Çok ciddi bir hareket gördük. Ona giriş içinde 980 seviyelerini beklemek lazım diye düşünüyorum. Şu 975-980 seviyeleri beklenirse e, buralardan giriş yapılabilir. Şuralardan almayın diye zaten e, belirtmiştik. E, çünkü çok sert bir hareket. Bunun illaki düzeltmesi gelecektir diye. Sakın buralardan girmeyin demiştik. Ve iyi ki de demişiz e, hareket devam ediyor. Düzeltme. E, o yüzden potansiyel giriş noktası 980 civarlarından portföyünüze eklemek istiyorsanız e, bir yarım pozisyon yani atıyorum portföyünüzde bunun için %10'luk bir pay ayırdıysanız %5'iyle şuralardan giriş yapın. E, bir %5'te şuralar için saklayın. Çünkü 920 seviyelerine de geri esneyebilir. Altınla beraber o tarafta metallerde zayıflama var. Gördüğünüz gibi. E, 920 seviyelerine gelirse pozisyonu fullersiniz. Veya buradan dönüp de tekrar buralara gelirse artık kendisini atmaya başlarsa buralardan fullersiniz pozisyonunuzu. Gene ortalamalarınız aşağıda olur. Ve pozisyon tutmaya devam edersiniz. Tek bir yerden giriş yapmayın. E, efendim. Durum böyle. Gramın zaten bir e, grafiği yok. Onun konuşulacak herhangi bir şey yok biliyorsunuz. Yani piyasalardaki genel durum e, bu metaller kritik e, paketi bekliyor e, borsa tarafını portföyünüzde tutabildiğiniz kadar az tutun e, ve yakından takip edin diyorum. E, bizim metal tarafları da dolara bağlı olarak e, tutulabilir e, çünkü önümüzdeki dönem dolar yükselirse metallerde ufak gevşemeler bile olsa dolar onu sürübansa edebilir. Böyle böyle bir portföy tutabilirsiniz. E, bondları tutabilirsiniz elinizde e, hangileri olduğunu biliyorsunuz. Biz devamlı her ay Fon videolarında yayınlıyoruz. E, o fonları kullanabilirsiniz portföyünüzde. TL bazlılardan tutmaya devam edin portföyünüzde TL bazlı olan e, fonlar da olsun. Karmalar olabilir veya e, TL bazlı kira sertifikaları veya borçlanma senedi fonları olabilir. Yani tamamen sakın döviz bazlı bir fon yap, şey sepet yapmayın kendinize, portföy yapmayın. E, atıyorum 50 bir döviz bazlı portföyünüz varsa 50 de TL bazlı bir portföyünüz olsun arkadaşlar. E, bu ara çok dengeli olmanız lazım çünkü piyasaların gerçekten ne yapacağı hiç belli değil. E, spek ortamlar söz konusu altında söylediğim gibi ağır bir spek yani. E, ortam söz konusu o yüzden lütfen ama lütfen çok dikkatli olun. portföyünüzü güzel dağıtın. E, tek bir tarafa kesinlikle yüklenmeyin. E, dolardan ne beklerseniz bekleyin. Yani ben ki ciddi derecede durdurulacağını düşünüyorum doların. Tekrar tekrar söyleyeyim. Evet yukarı atacak kendisini. Ama hiç öyle piyasanın beklediği hareketler olmayacak gibi duruyor. Çünkü yeni yönetim bu konuda çok kararlı onu söyleyeyim. O yüzden o tarafta da dikkatli olun. Bir tarafa portföyünüzü yığmayın. Yarısı dolardan etkilenen işte altın gibi, gümüş gibi, e, Amerikan borsaları gibi veya işte e, dolar bazlı, döviz bazlı borçlanma senetleri, kira sertifikaları gibi bir sürü alternatif. Eurobondlar gibi bir sürü alternatif var biliyorsunuz. E, yarısı dövizden etkileniyorsa bir yarısı da TL bazlı olsun ve portföyünüzü dengeli tutun. Diyorum efendim yani umarım dikkate alırsınız. E, umarım kafanızdaki soru işaretlerini biraz olsun gidermiştir e, görüşlerimiz. E, ben biraz yuvarlak konuşmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Ne görüyorsam onu söylüyorum. O konuda hiç benden yer yorumcu olmaz. <laughs> efendim teşekkür ederim izlediğiniz için. E, videomuzu katıl yapanlarla e, onlara bir teşekkür babında e, isimlerini yayınlayarak bitiriyoruz biliyorsunuz. E, nasip olursa haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.